Ağzını yüzünü yediğim. Bak 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 bak. Nerede? Seni yerim ben. Aşk becim. Aşk becim. Oraya alıştı. Fenerin içine giriyor. Allah yerim ben yine. Kanalıma, evime hoş geldiniz ballarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Ben iyiyim çok şükür. Üzerimi giyindim, hazırlandım. Böyle biraz kel alakalı oldu ama olsun. Yapacak bir şey yok. Çünkü altıma tayt giydim, kalın kışlık tayt giydim şöyle. Bunun için aslında aynı bu renk, hırkanın aynı tonlarında şey vardı. Böyle dar bir bluzum vardı, onu giydim için ama onun da bel kısmı bayağı kısaydı arkadaşlar, şöyleydi. O yüzden hırka da kısa kaldı üzerimde. Böyle birazcık da kafamı örtüsünü sileyim için. Ya gerçi çok kalın bir tayt, ince bir tayt değil. Hatlarını çok belli etmiyor, hatta hiç belli etmiyor. Ama yine de içim rahat etmedi. Böyle bunu giydim, üstüne sivit giydim. Üzerime de hırka giydim çünkü bu sivit ince arkadaşlar, dışarısı buz gibi. Üzerime de şişme yeleğimi çekeceğim. Gerçekten çok bir kere olmuşum. Çok bir cins olmuş ama yapacak bir şey yok. Siyahın giysin bir kız bunu çok mu? Çok değişik oldu ha. Neyse bakayım. Dolaba geldim, şu siyah uzunu giyeyim dedim. Sonunda vazgeçtim arkadaşlar. Çünkü çok fena bir şekilde üşeniyorum şu an değiştirme. Dursun kız, ne yapayım, kim beğenecek beni? Kim görecek? Kim görecek, kim beğenecek? Yakup uyuyor. İlişkilerini halletmiştim zaten. Bayağı bir boncukla ilgilendim. Boncuk dışarıdaydı çünkü. Onamızını falan aldım. Yakup yine mumya gibi. Uyuyor görüyorsunuz. Ay, Çınar'ın da okul saati geldi. Ben de şeyi seyrediyorum. O kadar saçma ki. Gelin evini seyrediyorum ama aşırı saçma. Yani. Şimdi böyle yine arkadaşlar. Resmen bildiğiniz Türk filmi anlatıyorum. Yani o oradan kalkıyor, onun kocasının aldığı gülleri falan. El alemin evinde ilk defa gitmiş olduğu bir evde kadının kocasının gönderdiği gülleri parçalıyor. Efendime söyleyeyim, yok gül reçeli falan yapıyorlar. Ay, benim evime gelecekler. Benim kocam buna gül yollayacak. Ben içeride çeyiz gösterirken benim kocamın gönderdiği gül veya kocamın değil, fark etmez yani kimi gönderdi. Benim güllerimi bana sormadan benim mutfağıma girecekler. Çekmecelerimi karıştıracaklar. Gülleri kopartıp reçel yapacaklar. Sonra sürpriz yapacaklar. Boğarım adamı ben. Ay işte arkadaşlar, ben işte o yüzden böyle programlara falan siz çok diyorsunuz da işte bu Kadir Ezil'de olsun, bu işte yemek programları falan olsun, katılsana Çağla diye çok söyleyenler vardı. Ben işte böyle katılmak istemem arkadaşlar. Ben orada var, rezil olurum yani. Benim gülen yüzüm çok güzeldir ama bir de sert bir yüzüm de var. Kolay kolay onu göstermem kimseye. Damarıma basmaları lazım ki ben çok çabuk şipşak sinirlenen bir insanım. Çok çabuk parlarım, çok çabuk sönen bir insanım. Hava güneş açtı, güzelleşti. Oğlum alacağım geleceğim ama aslında var ya, hiç böyle bir çarşıya falan gidesim var, gezesim var. Hiç eve giresim yok. Niyeyse. Ama Çınar'da çarşı gezmeyi sevmiyor kız. Yakup'a bıraksam Çınar'ı da kendim gezmeye gitsem. Sen Yakup da geceden çıktı. Uykusuz, yorgun falan filan işte. Ay, millet nereden buluyor kız bu kadar parayı? Hepsinin kollarında bilezikler, altınlar, evleri. Hepsinin işte ayrı bir şahane. Nereden buluyor kız millet bu kadar zengin kocayı? Bin çıktım arkadaşlar, gidiyorum. Nereye gidiyorum? Oğlumu almaya kat kat giyindim. Üzerime de yeleğimi giydim. Bayılıyorum böyle yelek giymeye. Çok seviyorum. Aslında böyle kat kat giymeyi de seviyorum. Kiloluyken de çok seviyordum ama korkudan giyemiyordum kız. Daha çok kilolu görünürüm diye. İnsan zayıf olunca her şey giyiyor. Zayıf derken neye göre, kime göre zayıf işte. Bana göre zayıf. Eski halime göre zayıf. Öyle söyleyeyim. Açılın susam, açılın. Arabamıza binelim. Oğlumuzu alalım. Eve gidelim. Çınar karnını doyurdu. Kız nereye düştü?
Boncuğun yanından ayrılamıyoruz ki arkadaşlar. Ailecek boncukla ilgileniyoruz sürekli. Şimdi şunların ders saati. O ders çalışıyor. Matematik çalışıyor şu anda. Ben de kendime bir kahve yapıyorum. Canım çok kahve istedi. Ama böyle tatlı bir şeyler de istiyor canım. O yüzden latte yapıyorum. Şekerli olduğu için diğer kahvelere göre. Ondan dolayı arkadaşlar hem tatlı ihtiyacımı gideriyor hem kahve ihtiyacımı gideriyor. Sütlü köpüklü yani bu anlayacağınız. Evet kalorisi yüksek olabilir ama en azından şerbetli tatlı var evde. Şerbetli tatlı yemektense ya da çikolata falan yemektense bunu içmeyi tercih ederim. Sıvı. Bir yandan da düşünüyorum. Dün makarna pilav var. Yemek vardı ama yemeği Çınar yedi şimdi. Birazcık da Yakup yedi. Yemek bitti arkadaşlar. Pilavın yanına ne yapabilirim onu düşünüyorum. Yemek düşünüyorum şu an. Yakup bu ikinci problemi ben çözdüm. Bir baksana bir yine. Balkonda çıkayım bir şey. Akşam yemeği hazırlıklarım başladı. Dünden dedim ya size pilavım var diye. Pilavın yanına düşündüm ne yapsam diye arkadaşlarım. En mantıklısı şöyle nohut geldi aklıma. Böyle geçen ben nohutu fazla haşlamıştım. Aslında ben genel olarak zaten nohut haşladığımda fazla haşlıyorum bilerek düdüklüde. Böyle iki poşetini kesinlikle ayırıyorum yani. Nofroza işte böyle hem pilavlara katabilmek için hem böyle bazen salatalara falan katıyorum. Ve bazen de böyle en pratiğinden pilavımın yanına, kalan pilavımın yanına nohut yemeği yapmak için her türlü yeniliyor yani nohut. Çok da mantıklı bence. O yüzden hemen şöyle en pratiğinden nohut çıkardım. Haşlanmış. Soğanımı kavuruyorum. Şu an iyice kavrulsun. Böyle içinde soğanlar yüzdüğünde hiç sevmiyorum ben yemeğin içinde. Özellikle nohut yemeğinde hiç sevmiyorum arkadaşlar. Ay burnum falan akıyor şu an var ya. Soğan o kadar acıydı ki. Halbuki elimde de doğramadım. Şey yaptım. Doğrayıcıdan geçirdim ama yine de bayağı bir acıymış kız. Neyse bu kavrulsun iyice. Salçasını da kavurayım. Nohutunu atayım. O güzelce pişerken arkadaşlar ben de şu yıkanmış olan makinemi boşaltacağım. Sizlerle birlikte boşaltırız. Tabii onu hızlandırılmış yaparız kız. Sonra da diyorum ki Çağla ya Allah Bismillah de şu fırının içine bir temizle diyorum ama bilmiyorum kız hiç enerjim yok valla. Bir temizliyesim var bir yok. Bir var bir yok. Ve şu davlumbazımın aslında filtresini de temizlemek istiyorum. Ona da böyle bir kaynar su dökesim var. Ama dediğim gibi hiç canım istemiyor kız. Bugün iş yapmak. Bilemedim. Yemeğim pişiyor arkadaşlar. Bulaşık makinesini falan hallettim. Fırın falan temizlemeyeceğim. Canım istemiyor şu an. Ben genelde hep aynı parfümleri kullanıyorum. Ama böyle hani şey de değil. Nasıl desem size. İlla ki bu parfümü kullanıyorum. Yok bu parfümden başka parfüm kullanmam diye de. Öyle bir takıntım da yok yani arkadaşlar. Ama merak ediyorsunuz neler kullandığımı. Öyle parfümlerim de çok pahalı parfümler değildir. Söyleyeyim. Sizler için gösteriyorum. Hemen şu parfümleri göstereyim. Sonrasında şey yapacağım arkadaşlar. Kereviz sofrası yapacağım. Çünkü nohutum zaten haşlanmış olduğu için hemen birkaç tıkırdasın şöyle bir özleşsin.
Ondan sonra kapatacağım. Şimdi ne göstereyim size? Of. Çok sık kullanmadım ama aldım. Şöyle bir parfüm. İsmini söylemiyorum arkadaşlar, ya da Black Pim. Yani yanlış söyleyebilirim diye, o yüzden söylemiyorum hiç isimlerini. Zaten gördüğünüz üzere baya baya da dolu. Çünkü çok sık kullanmadım bir parfüm. Çünkü kokusu güzel ama bence birazcık ağır arkadaşlar, bana göre. Kokusu, ben çok ağır kokularla hoşlanmıyorum. Daha çok böyle fresh. Yani aslında böyle nasıl desem size, şekerli kokular da hoşuma gitmiyor. Onlar da bana çok ağır geliyor, şekerli kokular. Ama böyle fresh kokular, böyle çiçek kokuları falan, böyle onlar çok hoşuma gidiyor. Böyle çok ağır kokuları da sevmiyorum yani. Sonrasında şunu geçelim. Şunu göstereyim. Şu Loris'in arkadaşlar, bunu annem almış. Bir tane bana, bir tane kendine almış. İndirimden almış. İkisini herhalde 150'ye mi ne aldım dedi. İndirimden aldım dedi. Yani bir alana ikincisi 150 indirimli mi, öyle bir şey oluyormuş. Şöyle, bunun kokusu çok güzel arkadaşlar. Bunun koduma göre mi alınıyor Loris'ten bilmiyorum ama şöyle No402 yazıyor üzerinde. Şu şekilde. Eğer Loris'ten kullanıyorsanız parfüm. Bu gerçekten çok güzel. Ben bilmiyorum. Harika bir kokusu var. Tam benlik bir kokusu var. Tam bana göre bir kokusu var. Hiç ağır değil. Çok fresh bir kokusu var. Ve bunu geçen sıktığımda, kuaföre gittiğimde, kaş aldırmaya gittiğimde, orada çalışan kız da çok beğendi ve parfümümü sordu yani. Gerçekten güzel bir parfüm. Bunu da çok soruyorlar. Ama ya bundan sonra zaten göstereceklerimin hepsinden ben memnunum. Sadece şundan çok memnun değilim ve zaten çok kullanmıyorum. Diğerlerinden de arkadaşlar şöyle göstereyim size. Bunu da çok seviyorum. Bunu valla Watson's'ın parfüm olması lazım. Gratis'in mi kız? Bilmiyorum. Ya Gratis'in ya Watson's'ın parfüm arkadaşlar. Bu BB'nin Gratis'in mi oluyordu bu marka? Sanırım onun. Bu da güzel bir parfüm. Çok güzel bir kokusu var. Böyle nasıl desem, ama daha şekerli bir kokusu var. Diğerlerine göre çok fresh değil. Biraz daha şekerli bir kokusu var ama ağır değil. Yani ağır bir şekerli kokusu yok. O yüzden hoşuma giderek bunu da kullandım. Bakın zaten görüyorsunuz. Baya baya da kullanmışım. Bitirmişim. Sonra farmasi yaparken farmasiden söylemiştim 3 tane parfüm. Ve aralarında en çok beğendiğim şu olmuştu. Bu farmasinin mor olan. Eğer farmasi yapıyorsanız ya da işte farmasiden sipariş veriyorsanız, bence bunun fiyatı çok uyguna geliyor. Gerçi şu an ne kadar fiyatı bilmiyorum ama o zaman bayağı bir kampanyalıydı bunun fiyatı. Ben öylesine almıştım, biliyor musunuz? Aslında ben farmasiden çok çok daha güzel parfümler alacaktım ama nasip olmadı kız, bıraktım ya. Ondan sonracığım, bunları da indirimden almıştım ama gerçekten çok hoşuma gitti şu mor. Yani günlük kullanımda bence efsane güzel. Bunun da çok fresh, efsane güzel bir kokusu var arkadaşlar. Tavsiye ederim yani. Şu an hala indirimdeyse bundan alabilirsiniz. Sonrasında şu da farmasının arkadaşlar. Yine bu da böyle. Bu da Signora. Bu da aslında çok beğenilen, tutulan bir parfüm. Şöyle bunun da kokusu. Ay keşke koklatabilsem size. Evet. Bu şuna göre daha biraz daha hafif. Ama güzel bir kokusu var. Yani ben beğeniyorum. Gerçi zevkler ve renkler tartışılmaz. Sonrasında şunu da takipçim olan hem de canım arkadaşım olan bir arkadaşım önerdi. Bana dedi ki, Çağla'cığım Şok Market'e gelmiş dedi. Ben çok beğendim dedi. 5-6 tane falan almayı düşünüyorum dedi. Fiyatı da çok uygun dedi. Ama işte her zaman diyorum ya, zevkler ve renkler tartışılmaz diye arkadaşlar. Aslında onun bizim böyle kıyafet tipimiz olsun, dış görünümüz olsun, böyle biraz hayat görüşümüz olsun, birbirine çok benziyor ama demek ki koku konusunda yanılmışım, zelişim. Ne yazık ki zevklerimiz uyuşmuyormuş tatlım. Ya da ben yanlış parfüm aldım. Yo, yanlış diye doğru buydu. O çok sevdi bunu, çok severek kullandı ve bunun bayağı bir çok aldı yani. Ben bunun bir tane aldım. Evet, güzel. Hatta şöyle unutmuşum kokusunu, şöyle sıkayım. Güzel ama benlik değil arkadaşlar. Bilmiyorum, ben sevemedim. Ha, çok zor durumda olurum. Parfümüm biter falan, kullanırım. Ya da böyle hani yaz döneminde böyle çantama, hani minik ya bunlar. Böyle minik
Parfüm kutularına bayılıyorum arkadaşlar. Böyle çantalarıma da atmak için çok güzel oluyor. Pratik oluyor. Yani güzel. Kötü bir koku değil. Hatta bekledikçe daha güzel oluyor. Ama bayılamadım yani. Ay bayıldım diyeceğim bir parfüm de değil. Ama ay kullanmam iğrençmiş diyeceğim bir parfüm de değil. Güzel yani. Gerçekten güzel. Hatta şu an daha bir hoş geldi kız burnuma. Neyse. Sonrasında favorilerimden bir tanesini gösteriyorum arkadaşlar. Bu Gratis'in değil, Watsons'ın olması lazım. Evet, Watsons'ın. Watsons'ın mıydı kız, Gratis'in miydi? Karıştırıyorum vallahi. Ya onun ya onun ama şu mini seksi isimli mor kapaklı parfümü kesin deneyin arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bunun bir tane daha var. Bir tane daha var. Sanırım o da pembe kapaklı mıydı? Hatırlamıyorum. Bir ara vardı. Ben de şu an elimde değil. Bir arkadaşım çarptı onu götürdü benden. O da çok güzeldi. Ama bu daha güzel arkadaşlar ondan. Gideceğim. Eğer indirime girerse bundan iki tane almayı düşünüyorum. Ben bunları indirimden yakalamıştım, almıştım. Gerçekten. Ah, çok güzel kokusu var. Kız bitmiş. Bilmiyorum. Ben çok seviyorum bu tarz kokuları. Ya böyle etkileyici, güzel bir kokusu var. Kız zaten seksi diyorsun. Sonrasında göstermediğim var mı? Şunları göstereyim zaten. Bir de bunu en son bunu aldım arkadaşlar. Bu da parfüm değil, vücut spreyi ama kesinlikle efsane uygun fiyatlı ve çok 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 güzel bir vücut spreyi. Aizu'ya gittiğimde iki tane daha almayı düşünüyorum. Ya bir tane ya iki tane daha almayı düşünüyorum. Hatta bir tanesi de pembesini almayı düşünüyorum. Güzel bir kokusu var. Çok çok güzel bir kokusu var. Genelde böyle mor şişeli ürünlerin kokusu çok güzel oluyor. Vücut spreyi arkadaşlar. Bu yani vücut parfümü. Yani vücut spreyi deniliyor ama vücut parfümü işte. Kız bu da çok güzel. Ay çok güzel kokuyor ve fiyatı 12,95 miydi neydi? Öyle bir fiyatı vardı arkadaşlar. Kesinlikle bu fiyata bunu kaçırmayın. Alın derim kız. Vallahi delirttiniz bana her yere. Parfüm dediniz. İşte benim böyle parfümlerim öyle kapağı da bir yere. Öyle milyar dolarlık parfümlerim yok ama zevklidir, kadınımdır. Kokularım da güzeldir arkadaşlar. Genelde de gittiğim yerlerde kokularımı sorarlar kız. O yüzden benim kullandıklarımı, tavsiye ettiklerimi alın demem. Çünkü her zaman şunu bilirim, şunu konuşurum. Zevkler ve renkler tartışılır. Hatta parfüm konusunda tuhaf yani arkadaşlar. Ne bileyim, çok tuhaf yani. Mesela birisi bir parfümü çok beğenerek kullanırken biri hiç beğenmeyebiliyor. Ki mesela ben bir tane parfüm almıştım. Yani sıktım. Bir sürü de para vermiştim ona. Ya yani o kadar çok kullanmak istedim ki o parfümü. Ya yani kullanayım dedim yani ama kullanamadım. Çünkü gerçekten hiç sevemedim kokusunu. Hiç güzel değildi. En son anneme verdim. Annem de dedi ki ya ne kadar güzel bir kokusu varmış onun Çağla dedi. Teşekkür ederim dedi. Mesela yani buradan parfüm yani. Benim hiç beğenemediğim bir parfümü annem çok beğendi mesela. Bir de Agora mı arkadaşlar? Bir marka var. İsmini hatırlamıyorum şu an. Çok böyle mor şişesi, mavi kapağı, mor kapağı falan var. Sanırım Oriflame'ın bir parfümü. Uzun şişeli bir parfüm. Ben de vardı o bitti. Arkadaşlar efsane güzel bir parfüm. Aranızda Oriflame yapan varsa bana hediye gönderiverin kız. Ben çok seviyorum o parfümü. Bayılıyorum. Hastasıyım onun gerçekten yani. Çok güzel. Ama işte Oriflame yapan yok benim çevremde. Olmadığı için de öyle sipariş verme şeyim olmuyor. Bir de şu an elimde çok parfümüm olduğu için para harcamak istemiyorum kız. Of arkadaşlarım. Mutfakta bir güzel oturuyorum. Bir güzel sıvı tüketiyorum. Bol bol bugün su içtim. Uzun uzun zamandır su içmiyordum gerçekten yani su içmeye hiç ama hiç böyle özen göstermiyordum. Zaten çok aşırı derecede su içebilen bir insan değilim ben. İyice de kendimi salmıştım ve hiç su içmemeye başladım ki su kesinlikle ve kesinlikle hepinizin tüketmesi gereken bir şey yani. Bol su içtim kız, yeşil çay falan içtim var ya bugün bir ödem atmışım, bir ödem atmışım. Anlatamam size. Ay vallahi çok iyi oldu.
Sonra oturdum biraz yorumlara falan baktım. Bazen diyorum ki bakma Çağla yorumlara. Bazen de diyorum ki niye bakmayacaksın bak. Bakıyorum işte cevaplıyorum falan. Bir insanın yazdığı yorum o kadar insanın canını sıkar mı ya? Gerçekten tamamen benim moralimi sıfıra düşürdü yani şu an. Hanımefendi yazmış ki, hatta küçük hanım diyeyim yani, resmi de var, hiç çekinmiyor bile. Hani insan girer de fake hesaptan falan yazar, bari çekinir değil mi? Hesabından çekinirsin veya bir korkarsın, bir yani bir çekinme, bir utanma falan olur yani. Küçük hanım diyeyim yani, bilmiyorum, resminden gördüğüm kadarıyla küçük, benden yaşça küçük bir insana benziyor, bir kadına benziyor. Ama lafları maşallah yani böyle dizdirmiş. Ne düşmanlığımı gördüyse benim. Yakup bedavadan para kazanıyormuş. Devlet memuru olduğu için bedavadan para kazanıyormuş. Birincisi benim eşim buralara gelmek için neler çekti sen biliyor musun? Canım kardeşim benim diyorum sana. Küçücük böyle yaşınla yaşından büyük şeylere karışmayacaksın tatlım benim. İnsanlar devlet memuru olmak için ne sınavlardan geçiyorlar, ne sözlülerden geçiyorlar, ne çabalar gösteriyorlar, ne sıkıntılar çekiyorlar, belki ne paralar harcıyorlar o gitmek için, sınava girmek için. Ne hallerle kazanıyorlar, ne hallerle oluyorlar. Senin haberin var mı canım benim? Herhalde bunlardan illaki haberin vardır diye düşünüyorum. Ama bunları düşünerek yazmalıydın, düşünerek yazmamışsın. Benim eşim arkadaşlar çok zor şartlarda bir çocukluk geçirmiş. Çünkü kayınvalidemle eşimin babası eşimle, eşim küçükken yani 14 yaşlarındayken falan eşim ayrılıyorlar. O yüzden kayınvalidem çalışmış, benim eşim çalışmış, hem okula gitmiş hem çalışmış. Ebru okula gidiyormuştu zaten, kız çocuğu olduğu için o odak noktasıymıştı zaten, o hani çalışma gibi bir durum yok. Ama benim eşim hem okumuş, hem okula gitmiş, hem de çalışmış yani. Eve destek çıkmak için, katkılı bulunmak için. Gerçekten çok zor bir çocukluk geçirmiş. Yani ayrıntılara çok fazla girmek istemiyorum. Çünkü herkesin bir özeli var yani. Özel bir durum. Ama size şu kadarını söyleyeyim. O kadar zor bir çocukluk geçirmiş ki benim eşim. O kadar zor bir çocukluk, o kadar fakirliğin içinde zor bir çocukluk geçirmiş ki sıkıntılı. Anlatamam size gerçekten, bu zaten anlatılmaz, yaşanır yani. Ve o zorlukların içinde benim eşim okulunu da okumuş, çalışmış, parasını da kazanmış, eve annesine destek olmuş ve güvenlik görevlisi olmuş eşim. Benim ilk eşim güvenlik sınavına giriyor ve güvenlik görevlisi oluyor. Silahlı güvenlik oluyor. Silahlı güvenlik sınavını kazanmış ve silahlı güvenlik olmuş. Özür dilerim, mesaj geliyor. Sonrasında Carrefour'a işe giriyor benim eşim. Sonrasında Carrefour'da güvenlik olarak çalışmaya başlıyor. Sonra işte KPSS sınavından falan haberdar oluyorlar. Oradakiler diyorlar ki hani sen de gir Yakup. Bak belki tutturursun bir yerlere falan. Eşim anlatıyor ki yemin ediyorum diyor. Hani ben diyor hiç diyor öyle hani gir dedikleri için diyor. Öylesine girdim diyor. Öyle ders çalışma falan nerede diyor, çalışıyoruz ekmek parasına diyor yani. Sabah gidiyorum diyor, gece yarısı çıkıyorum diyor. Ders çalışmak falan nedir ki diyor, hiç aklının ucundan bile geçmedi veya sınava girmek diyor. Hani herkes çok ısrar ettiği için gir gir belki kazanırsın dedikleri için diyor. Öylesine diyor girdim diyor, Allah da yüzüme güldü diyor. Ki benim eşim sınava bir giriyor, hiç çalışmadığı halde sınava çalışmadan, hazırlıksız, bilinçsiz girmesine rağmen sınavdan 90'a yakın puan alıyor. Küsuratını şu an tam olarak hatırlamıyorum ama 89-90 olması gerekiyor ve çok yüksek bir puan bu KPSS'de, düşünebiliyor musunuz yani? Çok yüksek bir puan alıyor ve hani eşime bir yol gösteren de olmuyor. Hani şunu yap, bunu yap falan diyen de olmuyor. Öyle bir tanıdığı diyor ki hani infaz memuru alımı var. Senin puanın da çok yüksek, başvuru yapsana Yakup, belki tutar, alırlar seni diyorlar. Ve eşim böyle bir yakının sözüyle başvuru yapıyor. Bir de başvuru yapıyor ki tutuyor. Zaten puanı çok yüksek olduğu için direkt almışlar. Ki şayet eğer belki farklı yerlere başvuru yapsaydı, farklı yerlerde çok değişik konumlarda tutardı yani o puanla diye düşünüyorum ben, ama işte bilinçsizlikten. Sonrasında İzmit'e geliyor mülakatlara. Mülakatlardan da geçiyor. Sözlü mülakattan geçiyor. Hepsinden geçiyor ve benim eşim infaz memuru oluyor.
İlk başta sözleşmeli olarak başlıyorlar. Sonra bir sene sonra da sözleşmeden ya, direkt memur atanıyor zaten. İlk başta sözleşmeli oluyor ya memur atanmalarında. Normal şu anda da aynısı zaten aynı şekilde ilerliyor. Yani bunu anlatmamın sebebi benim eşim bedava devletten para kazanmıyor arkadaşlar. Bugünlere geldiyse şu an bu rahatlıkla çalışıyorsa ne hallerle geldi bu birincisi. İkincisi siz benim eşimin iş yerindeki stresini neler yaşadığını bilebilir misiniz? Bilemezsiniz. Benim eşim cezaevinde çalışıyor arkadaşlar. Cezaevinde bin bir çeşit insan var. Yani hani diyorsunuz ya dışarıda iti var, kopuğu var. İşte o iti, kopuğu, hırsızı, sapığı, teröristi hepsi nereye gidiyor? Cezaevine gidiyor. Onlarla kim ilgileniyorlar, kim bakıyorlar? Benim eşim bakıyor. Onların içinde benim eşim çalışıyor. O yüzden dünyanın belki de en zor işlerinden bir tanesi infaz memuru olmak, cezaevinde çalışmak diyebilirim. Aksini hiç kimse iddia edemez. Gerçekten edemez. Asker, polis ve cezaevi ÖKM çalışanları, infaz memurları bunun gibi yine kaçırmış olmayayım. Ama gerçekten çok zor bir meslek. Yani bana sorsanız ben yapabilir miydim? Yapamazdım. Ben çok biliyorum arkadaşlar. Çok biliyorum yani. Eşimin üniforması, üzeri başı, kanlar içinde eve gelip de yani mahkumlar birbirlerine jilet atıyorlar. Düşünün yani birbirini bıçaklamaya kalkıyorlar veya işte hani tabii ki de bıçak jilet nasıl buluyorlar onları? İşte tıraş şeyinden falan bir sürü şeyden buluyorlar, yapıyorlar kendi kendilerine. Ve onları ayıranlar benim eşim. Benim eşimin can güvenliği bile doğru düzgün yok yani. O kadar tehlikeli bir işte çalışıyor ki yani psikolojileri bile yani çok düzgün olamayabiliyor yani mahkumların içinde sürekli oldukları için. Delisi var, manyağı var, psikopatı var, sapığı var, hırlısı var, hırsızı var, iti var, kopu var, bir sürü ya. Her çeşit insan görüyor ya, her çeşit insan. İçeride kendine asanı mı ararsın? İçeride kendine başka şey yapanı mı ararsın? Doğrayanı mı ararsın? Ağzını dikeni mi ararsın? Ya adam eve geç geliyor. Niye geç kaldın diyorum. Bir şey yok ya mahkum ağzını dikti de diyor revire götürdük onu açtırdık diyor. Düşünebiliyor musunuz ya? Bak bunu normal bir şekilde söyleyebiliyor benim eşim. Mahkum ağzını dikiyor. Bak ağzını iğne iplikle mahkum ağzını dikiyor buradan buraya. Ve onu o şekilde eşim açtırmaya gidiyor. Yani daha ne kadar zor bir meslek olabilir arkadaşlar. O yüzden herkes herkesin işine de mesleğine de saygılı olsun lütfen. Çünkü her iş kendine göre bir zorluğu vardır. Ki ben eşimde bildiğim ve gördüğüm kadarıyla ki benim eşim anlatmaz yani ben korkarım psikolojim bozulur diye anlatmaz bile cezaevinin işini. Çok nadirdir yani. Çok ısrarladıysam söyler bazen. Ve adam kendi içeriye asıyor yani. Ya düşünebiliyor musunuz arkadaşlar neler görüyor ya neler görüyor sürekli onun içinde yani neler görüyor. O yüzden lütfen birazcık saygı istiyorum. Çocuk çoluk gelip de benim videomun altına, eşimin işine, eşime, çocuğuma, çoluğuma, evime, barkıma saçma salak yorumlar yapmayın lütfen. Ya gidin evde sütünüz için ya. Birazcık kitap okuyun, birazcık ders çalışın, birazcık gezin, birazcık okuyun, birazcık öğrenin, birazcık büyüyün. Ondan sonra gelin karşıma çıkın bana böyle saçma sapan yorum yapın ya. Vallahi bebeklerle, çocuklarla uğraşıyorum artık. Gerçekten yani çocuk çolukla uğraşıyoruz artık. YouTube'un da tadı kaçtı arkadaşlar. Hakikaten YouTube'un da tadını kaçtığını düşünüyorum ben ya. Artık YouTube'da yani çocuk çoluk mu geziyordur, ne yapıyordur anlamıyorum. Ben saçma sapan işler, saçma sapan yorumlar. Yani benim eşim bedavadan para kazanmıyor. Havadan para yağmıyor bize. Benim eşim emeğiyle, bilek gücüyle, aklıyla buralara gelmiş. Çalışıyor. Vardiyalı sistem çalışıyor. Ya şimdi herhalde şöyle dikkat çekiyor olabilir. Evde olduğu günler daha fazla, çalıştığı günler daha az olduğu için aa işte ya yatıyor evde de. Ama aylıkta işte bir sürü para alıp geliyor. Oh babam işe bak. Demek ki olmuyor bu işler. Düşüneceksin bu adam şu an böyle evde yatıyorsa niye yatıyor? Vardiyalı mı çalışıyor? Nasıl bir sistemde çalışıyor? Bugünlere nasıl geldi? Bunu düşüneceksin abi bir de mi yani? Birazcık saygı ya. Vallahi birazcık saygı yani. Neyse. Böyle arkadaşlar bu konuda değinmek istedim. Çocuk çoluk yazmayın bana. Allah aşkına yazmayın. Hele hele böyle eşimin işine saygısızlık, çocuğuma, çoluğuma, evime, barkıma saygısızlık yapmayın ya.
ayıp ya. Vallahi gidin evinize sütünüz için yatın ya. Gerçekten böyle bazen bir delir veriyorum arkadaşlar. Hırsımı alamıyorum ya. O an yorum yazacağım, cevap yazacağım. İfade edemiyorum kendimi, dile getiremiyorum. Çünkü o kadar çok söyleyeceğim şey var ki. Hangi birisini yazayım abi? O yüzden işte ben böyle açıklamayı videoda yapıyorum ki o paşa paşa beni yarın izleyecek, bu videoyu da izleyecek. O da ona cevap olarak gidecek diye. Her neyse arkadaşlar. Saat şu an kaç biliyor musunuz? 12:20 geçiyor. Gece yarısı oldu. Uykum var mı? Bir gıdan uykum yok. Ama yatacağım. Hatta videomu editlemeyeceğim. Bu saatten sonra video editiyle uğraşmayacağım. Ayarını yaparım. Şeyde, programda sabah da editlerim diye düşünüyorum. Bu arada tırnaklarımı kestim arkadaşlarım. Fark etmişsinizdir siz de. Zaten kısaltacaktım, kesecektim ama bu kadar kısaltmayı düşünmüyordum. Şu tırnağım, görüyor musunuz? Tırnağım kırıldı. Yani köşesinden çok pis bir yerinden kırıldığı için kesmek zorunda kaldım. Bayağı bir dipten kesmek zorunda kaldım. Ve törpüledim tabii ki ister istemez kırıldığı için biraz orada bir yamukluk olabilir. Ondan dolayı arkadaşlarım hazırda onu kesmişken dedim bütün tırnaklarımı şöyle küt bir şekilde keseyim, kısaltayım, törpüleyim dedim. Kestim, kısalttım, törpüledim. Vallahi çok da güzel oldu. Böyle kısa tırnakta, küt tırnakta da siyah hojiyi çok seviyorum. Ben siyah da hoja sürdüm. Siyah derken düz siyah diye kız bu simli siyah şöyle. Bu da şeyden almıştım, Gratis'ten almıştım. 2 al, 3 al 2 ödeden almıştım indirimden. Paint markasını şöyle. Numarasını 977 diyor arkasında ama şöyle arkadaşlar. Şöyle bir oje sürdüm. Yatayım dinleyeyim artık. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gözlerimin altı kapkara, mor değil arkadaşlar. Boya aktı çünkü bili bili yaptım gözlerime. Hoşçakalın ballarım. Dikkat edin kendinize. Hoşçakalın.